Efendim iş ve başarı ekibi olarak gezerken eğlendiriyoruz, eğlendirirken de bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda sizlere yön veriyoruz meraklı soruların cevaplarıyla efendim. Bugün de burada tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda İzmir'deyiz efendim. Çok güzel bir çarşı, çeşitli dükkanlar var. Şu an biz en eskilerinden bir tanesindeyiz. Murat Bey'in işletmesindeyiz. Nelerin satışları gerçekleşiyor? Burada yöresel konuşacağız, lezzet konuşacağız. Tabii ki de gıda söz konusu olunca da hijyene, temizliğe dikkat edeceğiz. Sizin ve benim merak ettiğim soruların yanıtını alacağız efendim. Gelin öncelikle işletme yetkilimizi tanıyalım. Murat Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz İzmir'e. Teşekkür ederiz efendim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizleri tanıyalım biraz. Ben Murat Özkanlı, Ankara Gıda Pazarı işletmeye sahibiyim. Babamın dedesi zamanında kurulmuş bir işletme, yani yaklaşık 95 yıl önce. İşte 95 yılı falan da babamdan devralıp ben devam ediyorum. Çok güzel, aslında bir sancak sürdürüyorsunuz bir nevi. Aynen. Dede de babaya, babadan sizlere gelmiş, umarım nice nesilleriniz olur. Peki ben biraz faaliyetlerinize geçmeden önce size nasıl bu merak başladı? Yani evet, bir baba mesleği ama sonuç itibariyle farklı bir meslek tercih edebilirdiniz. Ama şu anda bu sektörün içerisindesiniz. Peki neden bu sektör? İşletme de okudum, hani farklı işletmeler de yapabilirdim ama gıda, yiyecek zaten hoşuma giden şey. Mesleğimizde şarküteri üzerine, yani kahvaltı üzerine, kahvaltı en önemli öğünlerden bir tanesi. Kesinlikle. Hem baba mesleği, yani niye yapmayayım dedim. Zaten işin içindeydim yani, okurken de gelip gelip gidiyordum. Zaten alışkanlık oldu, o şeyde devam ediyorum artık. Çok güzel. Peki bununla beraber burada nelerin satışlarını sunuyoruz, faaliyetlerimiz neler ve kaç kişilik ekiple çalıştığımızı belirtelim. Şimdi kahvaltı deyince aklınıza gelen hemen her şey var. Zamanla bazı şeyler yeni ortaya çıkıyor, yeni moda oluyor. Onları da temin ediyoruz, onlar da oluyor. Bunların yanında da hani meze diyebileceğimiz çeşitlerimiz var. Pastırma var, her yerden zeytinlerimiz var. Yani sattığımız her ürün yöresinden geliyor. Hepsi doğal ve tamamen yöresinden gelen ürünler. Çok güzel. Ürün çeşitimizde yani ihtiyaca göre günden güne artıyor da. Çok fazla çeşitli ürünümüz var ama o da zamanla artıyor. Kahvaltılık ürünlerimiz daha fazla. Çok güzel. 5-6 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Süper. Dediğiniz gibi aslında kahvaltı günün en önemli öğünü. Evet. Ve bu denli tarihi bir çarşının içerisinde yöresel satışların olması gerçekten çok güzel bir şey. Peki kalite bandına dikkat edecek olursak, hijyene değinecek olursak ne gibi önlemler alıyoruz işletmemizde? Zaten 95 yıldır hayatta olmak için hani kaliteye önem veriyoruz. Müşterimiz de bunu takdir ediyor ki bu kadar zamandır hayattayız. Hijyene de zaten çok fazla önem veriyoruz. Hani babamın da dedesinden hatta gelen bir söz, yemediğimiz şeyi satmayız. O yüzden önce kendimizi içine sinecek, emin olacağız. Ondan sonra müşterimize sunacağız. Çok güzel. Peki lezzetlere biraz değinecek olursam, yörelerden bahsedecek olursak, örnek veriyorum bir zeytindir, peynirdir. Hangi yörelerin ürünleri var elinizde şu mesela anda? Mesela zeytin daha çok Kuzey Ege, yani en iyi zeytin Kuzey Ege'den çıkar. Güney Ege'de de var da Kuzey Ege daha iyidir. Zeytinler Kuzey Ege'den geliyor. Peynirler İzmir tulumu diye meşhurluğa geçer zaten, yani öyledir. İzmir tulumu tabii İzmir'den, Bergama'dan, Dikil'den, Tire'den. Beyaz peynirler de gene Dikili, Ezine, Çanakkale o bölgeden geliyor. Doğu tarafına gelen vallarımız var, doğu tarafına gelen peynir çeşitlerimiz var. Ve pastırma çeşitlerimiz de hepsi Kayseri'den ve Kastamonu'dan geliyor. Çok güzel, yani her şey dediğimiz gibi yöresine ait. Aynen. Meşhur olan lezzetin damak tadında nerede kaldıysa o lezzeti aynen buraya taşımışsınız efendim. Peki dediğiniz gibi ilk başta da burada bir, evet, 95 yıllık tecrübe var, serüven var, başarı öyküsü var ama kişilere kendinizi çok rahatlıkla duyurmuşsunuz. Artık bir portföy edinmişsiniz, bir müşteri memnuniyeti edinmişsiniz. Bunu nasıl sağladınız? Diğer sektördaşlarınızdan sizi ayıran özellikler nelerdir peki? O da zamanla oluşan bir şey oldu. Hani eskiden sosyal medya yoktu. Çok da fazla reklamı kendin yapamıyordun. En iyi reklam, ağızdan ağza dolaşan reklam. Hani tavsiyeyle, insanların birbirine tavsiyesiyle bu kadar böyle tanınmış olduk. Şimdi artık sosyal medya devreye girdi. Onda biraz daha da hızlı şekilde tanıtımımız oluyor ama asıl tanıtımımızı yapan diğer müşterimiz birbirine tavsiyesiyle. Çok güzel. Satışlarımız sadece buradan mı gerçekleşiyor yoksa çeşitli il ve ilçelere de gönderimler sağlayabiliyor muyuz? Şimdi merkez şubemiz burası ama web sitemiz var. Oradan da Türkiye'nin her yerine kargo yapıyoruz. Çok güzel. Peki web sitemiz doğrultusundan bahsetmişken izleyicilerimiz de aynı şekilde sizlere ulaşım sağlamak istedikleri zaman nerelerden ulaşım sağlayabilirler? Sosyal medya hesaplarımızdan ve telefon numaramızdan da bize ulaşabilirler her zaman. Çok güzel. Bir 95 yılı geride bıraktık. Ben tabii ki de nice 95 yıllar dileyeceğim sizlere ama
İleriye dönük hedeflerinizi sizlerden tabii ki de dinlemek istiyorum. Nedir ileriye dönük planlamalarımız, neler bekliyor size dair bizleri? 95 yıllık kalitemizi nasıl koruyorsak bundan sonraki hedefimiz de kalitemizi aynı şekilde koruyup devam etmek. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Peki bu doğrultuda röportajımızı burada sonlandırmadan önce bize ve izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır? En sağlıklı, en kaliteli, en lezzetli ürünlere ulaşmak için sizi dükkanımıza bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim vermiş olduğunuz bilgiler için. İşletme yetkilimiz Murat Bey ile beraberdik. Demiş olduğumuz gibi günün en önemli öğünü kahvaltı aslında. Ve bu kahvaltıda da damakta lezzet bırakacak ürünler yenmeli. Yöresinden ürünler yenmeli tam da bu adreste diyoruz bizler. Evlerinizde, web sitenizden de aynı şekilde siparişlerle ya da buradan satışlarını Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na geldiğiniz zaman ulaşım sağlayabiliyorsunuz efendim. Bizler iş ve başarı ekibi olarak burada röportajımızı sonlandırıp yolculuğumuza devam ediyoruz.